Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmeyeceğim şey ihanettir. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım şöyle söyleyeyim, yeniden üniversiteyi okumadığıma. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misin? Gereksiz övülen bir şey, çok iyi demeleri. Yani ülkenin ekonomisini çok iyi demeleri. Parayla saadet olur mu? Parayla saadet şöyle, belli bir yere kadar parasız olur. Ama belli bir yerden sonra insanın yaşaması için gerekli olan yaşamsal giderlerin mesela nedir? Yaşamak için olan bazı şeyler karşılaman için paraya ihtiyaç var. Belli bir yere kadar tamam, seviyorsan belli bir yere kadar katlanılır ama belli bir yerden sonra parasız olmaz. Peki, teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet. Yapılan ihanet asla unutmam. Peki, en büyük pişmanlığınız nedir? Bunu şimdi burada açıklamam normal olmayacak ama. Açıkla gitsin ya. Hayatımı ona adadığım şekilde ihanet yedim. Aldatılmak gibi. Parayla saadet olur mu? Para Kayserililere bozuyor ya, bence olur. Bir kamyon arkası yazı söyleyebilir misin? Sen de atalarımdan birisin. Peki, teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem. Ya çocuklar üzerine mi, kendi üzerime mi? Ya ne bileyim valla, bir şey diyemeyeceğim, aldatmam nasıl bir şey, aklıma da gelmiyor ki öyle bir şey. Peki, en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım, ben bir gurbetçi olaktan Avrupa'ya gittiğim için. Gurbetimi bırakıp gittiğim için burayı. Parayla saadet olur mu? Yani kimi insana göre, bana değil ama kimi insana göre olabiliyor günümüzde. Bir kamyon arkası yazısı söyleyebilir misiniz? Bir kamyon yazısı. Onlar çok gençlikte kaldı ya. Peki, teşekkürler. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Getirmez olur mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Peki, bize 3 ayları sayabilir misiniz? Neyi? 3 aylar. Recep, Şaban, Ramazan. İmsak nedir? İmsak? İmsak, sahura kalkıyorsun ya. Ona imsak denir abla. Peki, teşekkürler. En büyük pişmanlığınız nedir? Gençliğimiz boşa geçti de onda o. Gençlik boşa geçti de ona çok pişmanım. Yani anlat sana. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Hayatı affetmem. Bu hayatı affetmem. Parayla saadet olur mu? Olmaz. Parayla çok malamat olan var. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Şey uçmaz da mülütler uçurur. Tamam, işte gereksiz bir şey. Duydun değil mi? Hiç şey uçmaz ama mülütler uçurur. Peki, teşekkürler. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Peki, bize 3 ayları sayabilir misiniz? 3 aylar. Valla değil mi? Şu anda çok heyecanlanıyorum. Peki. Dini şeyleri biliyorum ama İmsak nedir? İmsak nedir? İmsak güneşin doğması değil mi? Evet. Değil mi? Biliyorum ama çok heyecanlanıyorum. Peki, teşekkürler. Kelime-i şehadet getirir misiniz? Sevgili Muhammeden Resulallah. İmsak nedir? Azimsin, kerimsin, rahmansın, rahimsin ve Resulallah. Sana itaat ediyoruz ve bizim surelerimize ve de bizim ezanlarımıza ve de bizim okutmamız için ve de bizim bu la ilahe illallah dediklerimizi sevabımıza nail eylesin. En güzel gün herkesin olsun. En güzel cuma, bugün cuma günü, herkesin iyiliğini versin, şifasını versin, bereketini artırsın. En güzel imanımızı versin, hayırlı yaz versin, hayırlı güç versin, hayırlı yürüme versin, hayırlı da ibadetimizi daha nail etsin, mutlu etsin sizleri de. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki, teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Yani yapan kişiye bağlı, bir de ondan şu an kitlendim ya. Böyle değil. Parayla saadet olur mu? Olur. Saadetin aslı paraylatır zaten. En büyük pişmanlığınız nedir? Onu yaptığım mı yoksa yaparsam pişman olurum diyeceğim mi? Pişmanlık mı?
Ya mesela okulu bırakmak gibi. Şu an en büyük pişmanlığım o diyebilirim ben. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Gereksiz övülen bir şey. Ben şimdi aklıma gelmiyor. Bir kamyon arkası yazı söyleyebilir misiniz? Mesela ne görmüştüm? Toprak ol toprak, gül bitsin sende. Zaten sadece topraktır kavuşan güle diye bir yazı görmüştüm. Peki, teşekkürler. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım Kayseri'ye gelmektir. Peki affetmem dediğiniz şey nedir? Affetmem dediğim kızım bir hata yaparsa onu hiç hayatta affetmem. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Gereksiz övülen bir kendini fazla abartan insanları sevmem. Orada gördüm. Yani kendini çok üstün görenleri sevmem. Yani sonuçta insanların hepsi birdir. Parayla saadet olur mu? Parayla saadet olur mu? Olur. Parayla saadet. Bir kamyon arkası yazısı söyleyebilir misiniz? Bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Onu söyleyemeyeceğim. Aklımda şu an bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peki. Allah var, gam yok. Kamyon arkası yazısı. Peki, teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Affetmem dediğimiz şey değil mi? Vallahi aldatılmak olur. Yani zamanında çok yaşadım zaten. Affetmem yani. Bir kere öyle bir şey olduğu zaman insan gözünde siliyor yani insanı, karşısındakini. Yani bunu affedilecek bir şey değil yani. İğrenç bir şey hatta. Söylemesi bile tiksindirici bir şey. Peki en büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım yani arkadaşlarım tarafından falan doğru seçmek olmadı. Arkadaşlarım beni bozdu. Ne yalan söyleyeyim. Hani arkadaş seçimini düzgün yapamadığım için biraz hayatım kaydı şu anda. En büyük pişmanlığım budur. Parayla saadet olur mu? Parayla saadet kesinlikle olur bence. Çünkü artık hayatımızın her yeri para oldu. Para olmadan şuradan şuraya gidemiyorsun. Yani kafanda hesap bile yapmadan şuradan şuraya gidemezsin. Biriyle evlenirken bile evleneceğiniz kişi karşınızdaki işte parasına bakar, mesleğine bakar. Beni geçindirebilecek mi diye. Parayla saadet kesinlikle olur yani. Aşk olmasa dahi para kesinlikle yerini tutuyor. Peki, teşekkürler. Bize üç element sayar mısınız? Bakır, çinko, magnezyum. Üç gezegen sayabilir misiniz? Mars, Uranüs ve Neptün. Hangi ülkenin resmi dili yoktur? Amerika Birleşik Devletleri. Teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Eski manitam. En büyük pişmanlığınız nedir? Kayseri Cumhuriyeti'nde yaşamak. Bir kamyon arkası yazısı söyler misiniz? Cesur musunuz da görmek istiyorum. Varsa o kadar arkanız ben hala ölmek istiyorum. Canınızı yerim. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem dediğim şey ihanettir. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım kendim haricindeki insanları çok düşünmek. Bize bir kamyon arkası yazısı söyler misiniz? Bununla alakalı dediğim gibi pek şeyim yok ya aklımda. Öyle düşüneceğim şeyim olmadı ya. Peki, teşekkürler.